Teşekkür ederiz. Temayül partinin bayramı, teşkilatın kantarı. Siz de kantarda tartılan isimlerden potansiyel olarak birisiniz. Ortahisar'ın belediye başkanısınız. Ortahisar'ın belediye başkanısınız ve belediye başkan adayısınız. Üçüncü döneme giriyorsunuz. Gerçekten baktığımızda çok güzel, özellikle sosyal manada, kültürel manada, gençlik için hizmetleriniz oldu. Evet, ben 2 yılda yapacağımı yaptım dediğiniz noktada mısınız, yoksa bir zirve planınız var mı? Tabii bu şehir kadim bir şehir, çok güzel bir şehir. Yani memleketimizin nadide şehirlerinden bir tanesi ve medeniyetlerin gelip geçtiği bir şehir. Özellikleri olan bir şehir, özel bir şehir ve bu şehrin bir evladı olmak başlı başına gurur verici. Ama bunun yanı sıra bu şehre, bu şehrin bir çocuğu, bir evladı olarak hizmet etmek daha büyük bir gurur verici olay. Bize de nasip oldu. 2001 yılında AK Parti'mizin kuruluşundan itibaren işin içinde olduk. Partimizde üst düzey görevlerde bulunduk. Ondan sonra da hem hemşehrilerimizin teveccühü, Cumhurbaşkanımızın da takdiriyle siz de ifade ettiğiniz 2 dönemdir belediye başkanlığı vazifesini ifa ediyoruz. Şimdi bu dönemde mevcut belediye başkanlarıyla ilgili önceki dönemde olduğu gibi bir adaylık müracaatı almadı genel merkezimiz. Çünkü bizim tabiri caizse genel merkezimiz nezdindeki takdir değerlendirme zaten vazifemiz itibariyle mevcut. Ama hem mevcut başkanlar için hem aday olan kıymetli arkadaşlarımız için, ki aday ne kadar fazlaysa hangi başkanlığa olursa olsun onu ben her zaman bir zenginlik olarak görürüm. Bir partide aday sayısının fazlalığı o partiye olan ilgiyi gösterir. O partinin siyaset nezdinde de halk nazarında da muteber bir parti olduğunu gösterir. O nedenle hem bizler hakkında hem adaylarımız hakkında her zaman olduğu üzere artık temayül bir teamül oldu bizim geleneğimizde. Bugün de teşkilatımızla beraberiz. Gördüğünüz gibi güzel bir ortam var, heyecanlı bir ortam var. Arkadaşlarımız iştirak ediyorlar. Bu neticeye ne kadar tesir eder onun oranı belli olmuyor. Ama parti genel merkezimizin, teşkilatımızın tercihini alması başlı başına kıymetli bir olay. Bu da parametrelerden bir tanesi ve demokratik iradenin tecelli edebilmesi adına önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Hem teşkilatımıza hem çıkacak sonuçlar ne olursa olsun şehrimize, aday adayı olan arkadaşlarımız hakkında da, bizler hakkında da, teşkilatımız hakkında da hayırlı olmasını diliyorum. Başkanım, 18 ilçe temayülüne gidiliyor. Bir de büyük şehir var fakat 61 aday adayı var. Yani 3 tane ilçede... Güzel bir... Evet. 61 artı 1 diyelim. Türkay Bey de büyük şehri oldu. Bunun yanında 3 tane ilçeden aday adayı yok. Ortahisar gibi bir ilçede 3 tane aday adayı var. Araklı'da 8, Yomra'da 10 tane var. Bu az önce dediniz ya, aday adayı çok oldu mu siyasete ilginin, parti ilgini. Yani bu kadar ilgisi sanki olunmamıştı yani. 3 ilçede 0, Ortahisar'da 3. Bunun bir şey mi var? Yani mesela biraz önce bir aday adayımız, pardon, il başkanımız dedi ki oradaki belediye başkanları çok kuvvetli olduğu için kimse boşuna zahmet edeyim demiyor. Sizin bu konuda düşünceniz mi? Ya öyle değerlendirmemek lazım. Biliyorsunuz ben daha önce aday sayısı az olduğu zamanda da, çok olduğu zamanda da milletvekili adayı da oldum. Evet. Aday adayı da oldum. Önemli olan bu cesareti gösterip ortaya çıkabilmek, bir iddia ortaya koyabilmek. Evet. Yani burada ben bu işe hiçbir zaman bir formal, ya aday adayı olayım da bir statü kazanayım. Evet. Partide belki parti referansıyla başka yerlere geleyim gözüyle bakmadım. Bakmıyorum. Bakmak istemiyorum. Partinin bir kurucusu olarak. Aday olan, dediğim gibi daha fazlası olması daha da kıymetlidir benim için. Ben siyasete böyle bakıyorum. O rekabet daha çok dinamizm de kazanır. Partiye de, teşkilatlara da. Onun için aday olan arkadaşlarımızın da, yani aday adayı sıfatıyla özellikle o cesareti ortaya koyarak ortaya çıkması, iddia ortaya koyması, hizmet etme arzusunu, iradesini ortaya koyması kıymetli. Bu Ortahisar'da 1 olur, Yomra'da 11 olur, Beşiktaş'ında 5 olur. O çok şey değil ama totalde o fazla olması kıymetli bizim için. Ahmet Metin Genç, şöyle bir şey de var mı? Mesela milletvekili adaylığı düşünüyordunuz. Hatta bazı kesimlerde odasını bile topladı. İşte adaylık düşünüyor dediniz. Fakat genel merkeziniz dedi ki
böyle bir şey yok. Anketlerde de hep ilk kişide çıkıyordunuz. Yani biz buna şahidiz. Şimdi Ortaysar Belediye Başkanlığı'nı... Milletvekili seçiminde ben adayı olmadığım gibi adaylık düşüncem de yoktu. Bunu evet. biraz topluma herhalde eksik kaldım anlatmakta aynen. ki odası da... topladığını diye de haberler yazıldı. Ya, kesinlikle doğru. yoktu. Olduğu zaman ben şeffaf bir insanım. Çıkar bunu, bu irademi açıklarım evet. yani. Ben belediye milletvekili olmak istedim daha önce. Nasip evet. olmadı. Daha sonra genel merkezimiz Trabzon halkı bizi belediye başkanı olarak takdir etti. Bu çok kıymetli bir şey. Evet. Ve belediye başkanı olarak takdir edilmişken o görevin devamı sırasında ayrılıp gitmeyi de bize tevdi edilen iradeye biraz halel getirir de görüyorum. Evet. Ben böyle de düşünüyorum. Evet. Yoksa işte belediye başkanlığı bitiyor, buradan geçelimle. Yoktu benim böyle bir düşünce. Evet. Buna rağmen ben sizlere de beyanat vermiştim. Genel merkezimiz resen ayrıl, sana ihtiyacımız var, adayımız olacaksın evet. deseydi ayrılacaktım. Bu başka bir alan. Ama kendim iradem bu konuda yoktu. Şimdi belediye başkanlığını tamamlıyoruz. Eğer halkımız, şu burada teşkilatımız... Belediye başkanlığıyla ilgili Ahmet Bey bir daha yapmam dedi gibi bir şeyler söyleniyor. Öyle bir şey... 2014'te genel merkezimiz resen beni belediye başkan evet. adayı gösterdi. 2019'da da resen adayı gösterdi. Ben partimin verdiği her göreve her zaman hazırım evet. beyanda bulundum. Onun dışındakiler spekülatif yorumlar, değerlendirmelerdir. Sizin iradeniz dışında olan... Hakkımızda hayırlı olmasını diliyoruz. Her zaman bunu diledik. Evet. Bu görevler nasip oldu. Siz de ifade ettiğiniz bu şehre hizmet edebildim. Evet. Eksiklerimiz de fazlamızda ama her yaptığım hizmetin bana bir küçük çocuk gibi bir heyecan getirdiğini de görüyorum. Onun için heyecanımız yerinde. Nasip olursa gene devam ederiz. Olmasa da olana sonsuz müteşekkiriz. Hiç sıkıntı Hakim değil bizim için. Kurucusu olduğunuz için soracağım başkanım. İl başkanlığı da yaptınız. MHP iki ilçe daha istiyor. Bunlardan biri Yomra, biri Beşikdüzü. Tabii mevcut belediyelerde de biraz önce Zekeriya Karaçengel'le röportaj yaptık. Partimiz MHP istemiyor diyor. Bu şeyden nasıl çıkacak? Yani o yaklaşımları biraz aşırı ifadeler olarak görüyorum. Bizim birinci hedefimiz Cumhur İttifakı olarak bütün belediyeleri kazanmaktır. Birinci hedefimiz Cumhur İttifakı olarak bütün belediyeleri kazanmaktır. Cumhur İttifakı'nın hangi belediyeye, hangi partisine ait olacağı kararı, takdiri bize ait değildir. Onun genel merkezimiz ve partilerimizin genel başkanlarının takdirinde olan bir husustur. O nedenle yarın Beşikdüzü MHP'de oldu. Biz orada kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Yomra AK Parti'de oldu. MHP orada bizim. Maksat Cumhur İttifakı'nın belediyeciliğini yükseltmektir sayısal anlamda. O nedenle o bizi istemiyor, bu bizi istemiyor. O yaklaşımlara girmememiz lazım. Ancak orada da cesaret gösterip çarşı başında veya Yomra'da veya Beşikdüzü'nde hem bizim hem Milliyetçi Hareket Partimizin adayları da ortaya çıkacaktır. Zekeriya kardeşimiz de bunlardan bir tanesidir. Gayet tabidir de o da teşkilatta emek veren bir arkadaşımızdır. Ama bunun nihai kararını bizler vermeyeceğiz. Onun için o bizi istemiyor, bu burayı istemiyor gibi yaklaşımlara girmememiz gerektiği kanaatindeyim. Son soru Trabzonspor tabii ki. Yarın Sivas'ı yeneceğiz de yani kaç derecede oynayacağız belli değil ben. Geçen yıl Sivas'ta maç izledim, şampiyonluk yılımızda izledim. Yani hiç hissetmiyorduk kendimizi soğuktan. Ama Abdullah hocamızla da geçen hafta ziyaretimize geldi sağ olsunlar. Güzel bir istişare de yaptık. Yeni bir ivme yakaladık. İnşallah bunu yukarılara taşıyacağız. Topçular nasıl? Yeni transfer lazım mı? Bir bakayım. Yeni transfer tabii ki lazım. Yani şu anda bizim tandemde sıkıntılarımız var. Yani geri dörtlüde ve kanatlarda sıkıntılarımız var. Onun dışında takım bir ivme yakaladı. Yani Oka ile o yeni gelen stoper arkadaş, nübero arkadaş, Mendy mi ismi? Onlar güzel bir şey yakaladılar. Bir takım olma yolunda gidiyoruz. Bu takım olma yolunda bizi taşıyacak olan en iyi hocadır Abdullah Avcı. Evet. Onu söyleyeyim. İnşallah güzel neticeler de alır. Ha bu sene iki rakip çok kuvvetli. Yedekleriyle şampiyonluğa oynayacak şekilde kadrolar yaptılar. Belki şampiyonluk gelmeyebilir ama orada yarışmak güzel ve önemli olması gereken. Seneye de üstüne koyarak inşallah şampiyon oluruz. Dokuzuncu şampiyonluğumuzu da alırız inşallah. En büyük darbeyi biz vurduk namalum Fenerbahçe. Bu da bir olay oldu. Yani muhteşem bir şey oldu. İnşallah toparlanamazlar da. Çünkü onların şampiyon olması için önce haksız yere ellerinde, uhdelerinde bulunan hakkımızın teslim etmeleri lazım. Anladım. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.